Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله الآخر الله والظاهر الله والباطن الله من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyina Muhammed. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyina Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صدق رسول الله ونتبع حبيب الله. Çok değerli aziz muhterem Müslümanlar, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Rabbim cümlemize hayırlı Ramazanları ihsan eylesin, bereketli eylesin. Rabbim Ramazan ayında istifade edenlerin zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Muhterem Müslümanlar, tabii bu sene Ramazan biraz hepimizi üzüntülü, hüzünlü geçiyor. Bunu cemaatimizden de duyuyoruz, vatandaşlarımızdan duyuyoruz. Hocam biraz buruk geçiyor. İşte camilere gidemiyoruz, cumalarımızı kılamıyoruz, üzülüyoruz. Hakikaten kalplerinde bir üzüntü, bir burukluk var. Değişik kesimlerdeki bütün vatandaşlarımızdan bunu duyabiliyoruz. Bu aslında insanımızın ne kadar camiyi özlediğini, cemaati özlediğini, camiye gitmek istediğini, hakikaten bu güzel bir şey. Tabii tedbirler kapsamında buna uymak durumundayız. Çünkü uzmanlarımız diyor ki toplu bir araya geldiğimiz zaman bu hastalık yayılacak ve kronik hastalık olanlar veya yaşlılar veya işte herkese ulaşıyor zaten. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bizim bu tedbirlere uymamız dini açıdan da bizim mecburi bir görevimiz, vatandaşlarımızı korumak durumundayız. Tabii muhterem Müslümanlar, biz bununla birlikte Türkiye genelinde bütün camilerimizde ibadetlerimizi evimizi mescit haline dönüştürerek ibadetlerimizi, eğitimlerimizi, dini eğitimlerimizi uzaktan, evlerimizde, ailecek beraber yaparak bunu yine devam ettiriyoruz. Hocalarımız, cemaatlerimizle WhatsApp gruplarından, Facebook'lerden, sosyal medyadan, diğer iletişim araçlarından vatandaşlarımıza irtibat ediyorlar. Tabii bu noktada bizim öncelikle şu Ramazan'ın son günlerinde ibadet hayatımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Her gün Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor, dinlememiz, hatimlerimizi yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızla beraber büyük bir fırsattır, teravih namazlarını, vakit namazlarını evde birlikte kılmamız gerekiyor. Adeta evimizi mescit haline getirmemiz gerekiyor. Tabii bununla birlikte şu Ramazan ayının son günlerinde muhterem Müslümanlar, ibadetlerimizde ihlas ve samimiyetimiz çok önemli. Yani hakikaten şu Ramazan ayına ulaşıp da bu Ramazan'dan istifade edemeyene, edilmeyene yazıklar olsun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Ramazan'ın son 10 günündeyiz. Rabbim cümlemizi az önce de ifade ettik. Ramazan'ın istifade eden, Ramazan ayında istifade edenlerden eylesin, dua ettik. Muhterem Müslümanlar, ibadetin özü ihlas ve samimi olmaktır. İbadetler sırf Allah için yapılır. Gösteriş için yapılmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Eğer bir kişi ibadetinde, niyetinde eğer Allah'ın rızası yoksa gitsin mükafatını ondan alsın diyor. Dolayısıyla cami yok diye, efendim yani bir maneviyat yok diye değil, sırf Allah beni görüyor, gözetliyor, Rabbime karşı bir benim vazifemdir düşüncesiyle hareket ederek bizim Ramazan ayında orucumuzu aynı diğer günlerdeki gibi
ihlaslı ve samimi bir şekilde orucumuzu tutmamız gerekiyor. Namazlarımızı kılmamız gerekiyor. Gerek ferdi, gerek ailemizle birlikte cemaatle kılmamız gerekiyor. Biz Allah'a karşı vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Zira insanın bir yaratılış gayesi vardır. Allah'a kulluktur. Allah'a kulluktur. Bu kulluk vazifesini de hangi şartlarda olursa olsun, hangi durumla karşılaşırsak imkanı olduğu sürece Rabbine kulluktan, Rabbine ibadetten vazgeçmeli muhterem Müslümanlar.